Kedi, farelerle dostluk kurmuştu çünkü onun nazik ve şefkatli bir kalbi vardı. Fareler de kedinin güvenli ve sıcak yuvasında kendilerini rahat hissediyorlardı. Sahibi bu duruma alışmış, hatta fareleri sevmişti bile. Ama sahibinin eşi, yani üvey baba, farelerden hiç hoşlanmıyordu. O, evde bu kadar fare olmasını istemiyordu ve bu dostluğu hiç onaylamıyordu. Bir gün üvey baba, sabrını kaybedip farelerden kurtulmak için zalimce bir plan yaptı. Mamalarına zehir koydu ve farelerin hepsi, ne olduğunu anlamadan bayıldı. Kedi de farkında olmadan o, zehirli yemden biraz yemişti ve farelerle birlikte bayıldı. Ortalık sessizliğe büründü. Evde ne bir fare sesi vardı ne de kedinin mutlu mırıltıları. Bunu gören evin annesi, bu kadar sevgi dolu bir dostluğu yok. Etmek için yapılan bu haince planı öğrenince çok kızdı. Üvey babanın bu davranışını affedemedi ve derin bir üzüntüyle evi terk etmeye karar verdi. Üvey baba, eşinin gitmeye karar verdiğini görünce büyük bir pişmanlık duydu. Ona yalvardı, "Lütfen gitme. Hatalıydım, pişmanım," diyerek elinden tuttu. Ama anne, artık onunla aynı evde yaşamayı kabul edemedi. Kendi değerlerine ihanet eden birinin yanında duramazdı. Anne gitmişti, üvey baba ise yalnız kalmıştı. Kalbi büyük bir pişmanlıkla dolmuştu. Farelerin ve kedinin zarar görmesine sebep olduğu için derin bir vicdan azabı çekiyordu. Ancak bir süre sonra, kedi gözlerini açtı. Zehir ona çok zarar vermemişti. Güçlüydü ve hayata tutunmuştu. Kedi, yalnız kalan üvey babayı izlerken, içinde bir tür merhamet hissetti. Sonunda, kedi hala yaşıyor ve belki de bu yalnızlık dolu evde yeni bir dostluk kurmanın zamanı geliyordu.